Türk tarihini neresinden anlatacağımız konusu bize sorulduğunda biz cevap veremiyoruz. Yani nereden başlayacağımızı kestiremiyoruz. Çünkü 2000 yıllık bilinen bir derinlik var. Bu tarihi derinlik çok önemlidir. Bir de ondan önceki işte arkeolojik dönemler, mitolojik dönemler var. Bizimle ilgili ilk bilgiler mesela Çin kaynaklarında Çin efsanelerinin arasına sıkışmış olarak M.Ö. 3500'lere kadar iniyor. Ama arkeolojik buluntular işte 2000'ler, 1500'ler oradan başlıyor. Yani bunlar evet bunlar Türklere ait. Başka bir o orada dolaşan bir göçebe grubuna ait. Ama bu göçebe gruplar Moğol ya da işte Proto Moğollardan farklıdır diye söylenen bunlar olsa olsa Türkler olur diye cevaplayabileceğimiz gruplara aittir diyoruz. Ama bilinen çok daha yakın bildiğimiz mesela M.Ö. 350'lerde Hun adı çok net ve açık bir şekilde Soğutça kaynaklarda geçiyor. Türk adının oluşması biraz daha sonra. O bir 700 yıl daha beklemesi gerekiyor ya da 300 de oradan eklersek bir 1000 yıl daha beklemesi gerekiyor. Göktürk kitabelerinde ilk defa Türk adı çok açık ve net bir şekilde söylenerek geçiyor. Orada biliyorsunuz iki tür söyleyiş var. Biri Türk diye iki heceli bir söyleyiş var. Bir de Türk diye tek heceli bir söyleyiş var. Bizim tercih ettiğimiz bugün tek heceli söyleyişimizdir. Ama diyelim Özbekler, Türkmenler, hatta sanırım Kırgızlar, onlar çift heceyle Türk diye yani ikinci bir ü'yü oraya ekleyerek söylüyorlar. Bu niye önemli? Bu binlerce yıl geriye doğru gitmek niye önemli? Toplumları ayakta tutan şeyler moral değerlerdir. Toplum psikolojik olarak kendisini mutlu hissetmek ister her zaman için. Ve hep pozitif noktalara bakmak ister. Bu seçtiği pozitif hadiseler de genellikle tarihi büyük şahsiyetler, kahramanlar, hükümdarlar, büyük olaylar ve üstün olunan dönemler. Şimdi desem ki size gafil avlasam, desem ki ya siz mesela elinizde bugün imkanlarınız var, atınız, arabanız, bugünkü imkanlarınız ve bugünkü donanımınızla hangi dönemi yaşamak istersiniz desem eminim birçoğunuz Kanuni Sultan Süleyman dönemi diye şu an aklından geçmiştir. Ya da Yavuz dönemi ya da İstanbul'un fethinde bulunmak istiyorum. Ya niye orada bulunmak istiyorsun ki? Yani o zaten fethedildi, zaten parlak dönemdi. Ben sana dedim ki çok donanımlısın, bugünkü donanımınla geriye git dedim. Genç Osman'a gideyim hayatını kurtarayım diye kimsenin aklından geçmiyor mesela. Ya da 3. Selim'e yardım edeyim de ya devleti modernize edelim bir an önce devletimiz batmasın demiyor mesela. Niye? Bu işte bu toplumsal psikoloji böyledir. Hep bize yüksek moral veren yerlerde bulunmak isteriz. Buna biz tarihi derinlik diyoruz. Tarihimiz geriye doğru derinliği arttıkça bizde moral değer de yükseliyor. Çünkü fark ediyorsunuz ki hüdayi nabit bir toplum değilsiniz. Sonradan meydana çıkmış, sonradan bazı grupların bir araya gelmesiyle oluşmuş bir toplum değilsiniz. Geriye doğru gidebiliyorsunuz. Çocuklarınıza örnek gösterebileceğiniz şeyleriniz var. Kahramanlarınız var. 2008'de Bosna'da görev yaptığım sırada derste tabii vatan, millet, Sakarya, Bosna'yı her gün Bosna'yı kurtarıyoruz. Anlatıyoruz yani vatan şöyle önemli, devlet böyle önemli. Sabahtan akşama kadar bunları anlatıyoruz. Bir fark ettim ki anlattığım şeylerin hiçbir değeri yok. Yani onda somutlaşmıyor. Oturdum Boşnakların tarihini okumaya başladım. Boşnaklara sorduğunuzda da tarihlerini Fatih Sultan Mehmet'le başlatıyorlar. Yani İslamlaşma süreciyle başlatıyorlar. Onların öncesine dair ufak tefek bilgi kırıntılar var ama hepsi o kadar. Kendisini Osmanlı ile beraber
tanımlamaya başlıyor. O zaman onun için vatan Osmanlı ile beraber oluşturduğu vatan, kültür Osmanlı ile beraber oluşturduğu kültür. Ama size Osmanlı'dan önce kim vardı desem Selçuklu, kim önce desem Karahanlı, daha önce kim vardı Uygur, daha önce kim vardı Göktürkler, daha önce kim vardı Hunlar, daha önce kim vardı İskitler sayıp gidiyorsunuz. Ya olmadı, Karadeniz'in kuzeyini sayın diyorum, bu sefer başlarsınız. Hazarlar vardı, Kumanlar vardı, Peçenekler vardı, Uzlar vardı, Altın Ordu Devleti orada kuruldu, Kırım Hanlığı şu kadar yüzyıl yaşadı. Ya bunu beğenmedim, hadi Balkanlara geçin desem, bu sefer Bulgarlar vardı, Osmanlılar vardı, ona dönersiniz. Hadi olmadı Orta Doğu'ya geçelim desem, Tulun oğullarından, İşit oğullarından muhakkak örneklendireceğiniz bir şey var. Şimdi bu kadar geniş bir coğrafyada nüfus olarak da tahmin ettiğinizden çok daha az miktarda bir nüfusla toplumlar nasıl ayakta kalıyor? Hani ya bu kadar çok devlet kuruyoruz ama öyle nüfusumuz da 10 milyonlar, 100 milyonlar falan değil yani, onu söyleyeyim. Yani mesela Göktürklerin parlak döneminde 400 bin askere ulaşıyor Göktürkler, işte İlteriş, özür dilerim, Bilge ve Kültigin kardeşler zamanında ordusu 400 bine ulaşıyor. Ama bu 400 binin 400 bini de Türk değil. Hakim olduğu sahalardaki toplumlardan da asker istiyor, getiriyor onları, alıyor yani. İmparatorluklar öyledir. İmparatorluk getireceksin askerler, getirir. Getirmese de görelim bakalım yani. Şimdi nüfus olarak da az ama çok geniş coğrafyalara hızla hakim oluyor. Otoritesini kuruyor ve ömrünü devam ettiriyor. Ve o küçücük toplumun bütün hayali cihana hakim olmak. Başka toplumlarda da var. Yunan'da da vardır, Roma'da da vardır, Bizans'ta da vardır. Gitsek sorsak Azteklerde de, İnkalarda da vardır. Dünyaya hakim olmak. Neden? Fatih toplumlar kendilerini dünyanın merkezinde görürler. Türkler fatih toplumdur. Yani ülkeler fetheden toplumdur. Kendisini dünyanın merkezinde görür, hakim olduğu sahayı dünyanın işte kendisinde olmayan yerlerini kendisine katması gerekliliği üzerinde düşünür. Göktürk veziri Tonyukuk diyor ki, doğuda Şantung Ovası'na kadar asker sevk ettim, oraya kadar asker gönderdim. Denize ulaşmama az kaldı. Denize ulaşmama az kaldı. Şantung Ovası da bugünkü Güney Kore falan, o bölgeler. Yani Mançurya'nın kuzeyi, işte şeyin güneyi, Kore'nin güney kesimleri. Denize oradan ulaşacak. Şimdi bir bozkır toplumu için, tabii siz Bursa'da yeşillikler arasında hayatınızı geçirip gidiyorsunuz. Az biraz yürüseniz deniz çıkıyor karşınıza. Kuzeye yürüseniz, batıya yürüseniz deniz çıkıyor karşınıza. Oh, güllük gülistanlık, gelin de bir bozkırı görün. Göz alabildiğine bomboz topraklar. Kazakistan'a bir sempozyuma gittik de baktım ya, dedim ben şahsen bu ülkeyi fethetmem yani. Askeri gönderiyorsun, asker yorulur. Hala bir şehre, bir köye ulaşamıyorsun yani. Binlerce kilometre gidiyorsun, bir köye ulaşamıyorsun. Bir yaşam alanına ulaşamıyorsun. Yani bozkırı böyle düşün. Ya da yağmur yağıyor, ülkenin her tarafı göl oluyor. Toprak çekmiyor. 5 santim, 10 santim genişliğinde, yüksekliğinde göl işte yani. Şimdi onun için deniz çok önemli. Türkler ilk defa denizi Büyük Okyanus'ta gördüler. İlk defa orada gördüler. Doğuda gün doğusu yani Şantung Ovası'na kadar asker sevk ettim. Denize ulaşmama az kaldı. Batıda Demir Kapı'ya kadar asker sevk ediyorlar. Demir Kapı dediği de bugünkü Derbent şehri. Hazar Denizi'nin batısında, bu Kafkasların denize kavuştuğu bir yerde. O efsanesi de çok şeydir.
fazladır. Araplar kapıların kapısı diyor. Babül Ebvab diyorlar oraya. Farslar Derbent diyorlar, geçit yeri. Türkler Demir Kapı diyorlar. Yani düşünün, Kore'den Hazar'ın batısına kadar asker sevk ediliyor ve oralar hakimiyet altına alınıyor. Ama bakın, Göktürkler devrinde bile belirmiş olan bir şey var. Doğuyu gün doğusu, batıyı gün batısı. Doğuda gün doğusuna kadar, batıda gün batısına kadar asker sevk etmek. Güneyde gün ortasına kadar asker sevk etmek. Güneyde gün ortası. Şimdi tarif edeceğim, daha iyi anlayacaksınız. Kuzeyde ise demir kazığa kadar. Demir kazık dediği kutup yıldızı. Kutup yıldızının Türkçe adı demir kazık. Çünkü onu sadece geceleri görüyor. Şimdi hayallerimizi birleştirelim. Bakın. Doğuda gün doğusunun sabit bir sınırı yok. Sabit bir sınırı yok. Batıda da gün batısının sabit bir sınırı yok. Güneşin battığı yer. Ve o hiçbir zaman sabit bir nokta değil. Güneyde gün ortası, yani güneş yukarıya çıktığında iz düşümü nereyse orası. Ama tarifi yok. Kuzeyde de demir kazık, o kutup yıldızının iz düşümünün olduğu yer. O kadar basit bir cihan hakimiyeti tasviri ve tasavvuru var ki, sadece güneşin battığı yer bizim olsun yeter. Oralara kadar asker sevk etmek yeter. Bu Oğuz Kağan destanında da var. Bu Manas destanında da var. Yani sonsuz bir derinliğe doğru asker sevk etmek. Oğuz Kağan en sonunda karanlık ülkesine gider. Yani karanlığın içinde savaşır. Dünya biter. Artık karanlık bir dünya başlar. Orada da savaşır Oğuz Kağan. Bu dünyaya hakim olma mefkûresi. Göktürkler yıkılıyor. Tabii mefkûreler ölmez. Yani devletler ölüyor ama mefkûreler ölmüyor tabii ki. Göktürkler yıkılıyor. Bunun izleri ne oldu? Gün ortasının, gün doğusunun, gün batısının diye bakıyorsunuz. Bazen şekil değiştirerek karşınıza çıkıyor. Mesela Selçuklularda, hani tarihi böyle kitaplardan okurken şey geliyor bize, böyle hemen yaptı etti oldu gibi geliyor. Ama coğrafyaya bakmak lazım biraz. Şimdi Dandanakan Savaşı 1040 yılında oldu. Dandanakan bugün Afganistan'da. Yer olarak Afganistan'da. 1040. Gazneliler mağlup ediliyor. Selçuklu Türkmenlerinin, yani bizim atalarımızın, bir anda İran kapıları açılıyor. Dandanakan Savaşı, hani Malazgirt Zaferi Türkleri Anadolu'nun kapılarını açtı diyoruz da, daha büyük başka bir ülke var orada. Dandanakan da İran'ın kapılarını Türkmenlere açtı ve Türkmenler bir anda İran'ı doldurdular. Kaç yıl içinde? 15 yıl içinde. 1055'te Türkmen orduları nerede biliyor musunuz? Bağdat'ta. Ve Abbasi halifesi ancak Türkmen ordularını seyrediyor. Hiçbir şey yapamıyor. Bizim Türkmenler de sağ olsunlar bulmuşlar şehri. Yani ömrü Bozkır'da geçmiş adamın. Şehri bulmuş, ne yapar? Yağmalıyor tabii ki. Ya bulmuş, ne yapar? İncik görüyor, boncuk görüyor, bir şey görüyor. İlk defa yeni yeni şeyler görüyor. Tuğrul Bey diyor şeyi, Abbasi halifesi Tuğrul Bey'e diyor ki, fethettiğiniz ülkeler size yeter. Artık daha fazla ilerlemeyin, daha fazla buralarda dolaşmayın. Tuğrul Bey diyor ki, askerlerim o kadar çok ki, fethettiğim ülkeler onlara yetmiyor. Ben onları artık durduramam. Bakın, 15 yılda bütün İran Osmanlı hakimiyetine, Selçuklu hakimiyetine girmiş, 15 yıl. Ve artık Bağdat Abbasi halifesi falan şey gibi, ikinci, üçüncü sınıf bağlı beylik pozisyonuna düşürülmüş. Ve ona verdiği cevap, askerlerim o kadar çok ki, ülkeler ona yetmiyor. Ben onları artık durduramam.
Durduramıyor. 15-10 yıl sonra Türkler nerede biliyor musunuz? Kudüs'teler. 1064. Kudüs, Remle falan o bölgede beylik kuruyorlar hemen. Keza aynı tarihlerde 1065'lerde Halep önlerindeler. Artık Suriye bölgesi Türklerin hakimiyetine giriyor. Kuzey Suriye toprakları ve Irak Türklerin hakimiyetine giriyor. Dikkatinizi çekerim. Anadolu'dan önce Türkleşmiştir Suriye. Yani Türkler tarafından doldurulmuştur. Ve bu sırada onu da söyleyeyim. Mesela doğudan batıya doğru o kadar muazzam bir akış var ki Türkler bir kısmı Azerbaycan'da yığılıyor, bir kısmı Suriye'de yığılıyor. Hani anlatırlar ya bir enerji birikmesinden bahsediyor ya, bu enerji bir yere taşması lazım. İşte taşacağı yer Azerbaycan ve Suriye. Bugün bize uzak ülkeler gibi geliyor. O zaman bizim yani hala da bizim gerçi de yani bizim topraklarımızda o zamanlar. Bir şey daha bak bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Bir göçebe topluluk muazzam bir yerleşik kültürün üzerine geliyor. Beklenen sonuç şudur. Yerleşik kültür bir müddet sonra göçebeleri eritir. Beklenen budur. Daima böyle olmuş. Yani Hindistan defalarca istila edilmiştir ama hep Hintliler ayakta kalmıştır. Nasıl biliyor musunuz? Yerleşikler nehrin ortasındaki otlar gibidir. Sazlıklar gibidir. Nehre bakınca da bunu görürsün. Nehrin ortasında sazlıklar vardır. Su kuvvetli geldiğinde bunlar başlarını eğerler ve suyun geçmesine izin verirler. Ama su zayıfladığında bunlar tekrar başlarını kaldırırlar. Bu nehir bizim diye orada hakimiyetlerini sürdürürler. Yerleşik toplumlar böyledir. Şimdi Türkleri bir sel gibi, bir nehir gibi düşünün. O İran'ın o muazzam, o büyük, yani küçümsemeyelim ya, o büyük kültürün üzerine geliyor. İran sadece başını eğiyor. Ne zamana kadar? 1925'e kadar. Ben kapattım bunu. Ne yaptım? Açıldı mı? 1925'e kadar. 1040 İran kapıları Türklere açılıyor. 1925'te Pehleviler iktidara geldiler. Kaçarların elinden aldılar. Hikaye odur. Düne kadar. Bugün İran'daki bizim Türkler de ya İran zaten bizimdi. Bunlar geçici olarak elimizden aldılar. Biz bunlardan geri alacağız bunu diyorlar yani. Orada da bir damar devam ediyor. İnadına inadına devam ediyor. 1071'de Malazgirt. 15 yıl sonra Türk atlıları neredeler? Üsküdar önlerindeler. Bütün bu kolay zapt edilen yerler alınıyor bir kere. Nereler zor zapt ediliyor? Alanya zor zapt ediliyor. Kalesi sarp bir yerde. Trabzon zor zapt ediliyor. Trabzon'un fethi Anadolu'nun fethinden 400 yıl sonradır. Çünkü zor. Neden? Bizim bu yeni gelen göçebelerin kale zapt etme tecrübesi yok. Bir kalenin önüne gelip de günlerce bekleyip onları ikna edip ya da oraya basıp alma tecrübesi. O zamanki diyor kırsalda ne varsa onu alıyor. Kaleyi sonraya bırakıyor. Bu yüzden mesela Alanya'nın fethi geç kalmıştır. Malatya gibi çok iyi savunulan, Urfa gibi çok iyi savunulan kaleler veya şehirler ise zaman zaman el değiştirmiştir. Biz almışızdır, bizden almışlardır ve el değiştirmiştir. Ama sel akmaya devam ediyor. Bu selin ucunda Osmanlılar ortaya çıkıyor. Bursa'ya ilk geldiğimde Bursa'nın etrafında tepe aradım. Ya baktım böyle çıplak gözle taramaya çalıştım. Çünkü Osman Gazi bir tepenin üzerine çıkar ve Bursa'yı seyredermiş. Bursa'da bir kilise var. Kilisenin kubbesi kurşunla örtülü. Güneş vurdukça o parlarmış. Ve Osman Gazi de onu seyredermiş. Diyor ki güneş vurdukça işte gümüş gibi yalabırdı, gümüş gibi parlardı. Oğlu Orhan'a diyor ki şol gümüşlü kümbeti Bursa'ya al, Bursa'yı al, beni de şol gümüşlü kümbetin altına defnet.
Ben buraya ilk geldiğimde ya acaba Osman Gazi hangi tepeden seyretti Bursa'yı dedim. Acaba hangi tepeden seyretti? Bugün gelirken yine baktım şöyle arabanın içinden. Acaba hangi tepe ya? Bursa'ya yaklaştım, küçük küçük tepeler var. Ersin Hocam acaba hangi tepedir yani? Bir bulmak lazım değil mi? Bursa'yı seyrettiği yeri bulmak lazım yani. Çünkü efendim buyurunuz. Balaban Kalesi'nin oradan. Oradan mı bak? Balaban tamam. Oradan bakıyor. Rivayetler öyle. Balaban Bey Kalesi'ni geçiyor. Öyle mi? Oraya çıkıp bir de bizim onun gözüyle bakmamız lazım. Niye biliyor musunuz? Bak bu önemli bak. Bursa bizim için çok önemli bir şehir. Bir, doğuda Şantung Ovası'na kadar ordu sevk ettim sözü ile Bursa'yı al sözü arasında hiçbir fark yok. Çünkü birinde denize kavuşmak hayal, birinde Bursa'yı almak hayal. Niye biliyor musunuz? Osman Gazi'nin elindeki 3-5 kasabaydı. Bursa onun için ideal bir şehirdi. Çok ideal bir şehirdi. Yani İstanbul'u görmediler bunlar ama bölgenin en görkemli şehri Bursa. Ve o zaman henüz adı konulmamıştı ama Osman Gazi'nin kızıl elması Bursa'ydı. O gümüşlü kümbet. İki, Bursa niye önemli biliyor musunuz? Bursa bizim imparatorluğumuzun doğduğu şehirdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu şehirdir. Ve üzerinde ciddiyetle durulmak gerekir ki İstanbul Türkçesine de şekil veren şehirdir. Çünkü başkentlerden çıkar dilde, kültürde, sanatta, edebiyatta. Bursa öyleydi. Sonra Edirne, Bursa Edirne'yi birleştirin, İstanbul yapın siz. İstanbul sanatı, İstanbul dili, İstanbul Türkçesi işte hepsi bu kaynakları çok iyi süzerek başlar. Bizim ya bu Bursa beni hep böyle kalbimi yaralamıştır yani. Milli mücadele sırasında hiç beklemediğim şey nedir biliyor musunuz? Bursa'nın işgalidir. Hiç beklemiyorlar. Ya İzmir'in işgalini bile bekliyorlar. Mesela Aydın'ın işgalini bile bekliyorlar. Bunlar olur, olur, olur. Ama Bursa'nın işgali hiç kimsenin aklına gelmiyor. Ben bunu hep şeye benzetiyorum. Karda donarak ölen adamlar vardır ya hani. Donduğunun farkına varmazlarmış onlar. Donduğunun farkına varsa ölmeyecek. Yani bir hareket yapacak, ısındıracak, işte elini falan böyle yapacak, bu duracak, zıplayacak falan, uyumayacak. Ama o kadar yumuşak, o kadar tatlı bir uyku getiriyormuş ki farkına varamıyorlarmış öldüklerini, ölmeye doğru gittiklerini. Tarihi unutmak da böyle bir şey biliyor musunuz? Bursa'nın fethi 1326, Bursa'nın Yunanlar tarafından işgali 1920. Şu kadar yıl sonra, 600 yıl neredeyse değil mi? Sonra Bursa işgal ediliveriyor ve herkes şok oluyor. Şimdi bakın, İzmir'in işgaliyle Bursa'nın işgali arasındaki fark ne biliyor musunuz? İzmir bir Türk şehri. Bursa da bir Türk şehri. Ama Bursa İmparatorluğu'nun doğduğu şehir. Her şey unutulur, toplumun hafızasında böyle nirengi noktalar kalır. Nasıl kalıyorsa bilmiyoruz. Bazı şeyler kalıyor toplumun hafızasında. Bursa işgal edilince bir anda yani İstanbul karışıyor, Anadolu karışıyor. Kimse hayal bile edemiyor. Yani böyle bir şey nasıl olabilir? Hayal bile edemiyor. Şeyde meclisin kürsüsüne siyah örtü atılıyor. Ve örtü Bursa yeniden Türklerin eline geçinceye kadar orada kalıyor. Tabii daha dramatik şeyler de var. Mesela Osman Gazi'nin o türbesindeki fotoğraf.
Gördünüz mü o fotoğrafı bilmiyorum. Yunan komutan, neydi onun adı? Konstantin, şeyin oğlu değil mi? Benizelos'un oğlu değil mi? Ayağını şeyin üstüne koyuyor. Kim dediniz? Sofokles. Öyle bir ismi olması lazım onun. Ayağını türbenin üzerine koyuyor. İşte şey, ne o? İşte bir de buna dayanmak lazım değil mi oğlum? Şey, kalk ey Osman, imparatorluğunun halini gör. Biz var ya bak, daha bundan acı bir şey olamaz biliyor musunuz? Bir ayağını şeyin sandukan üzerine koy, fotoğraf çektir. Bunu Yunan gazetelerinde şey yap, neşret ve kalk ey Osman, imparatorluğunun halini gör. Bunun üzerine hangi şiir yazıldı? Bülbül. Mehmet Akif Ersoy Bülbül'ü yazıyor. Bülbül'ü ilk okuduğunuzda bu hissiyatın, Mehmet Akif Ersoy'un hissiyatını tam olarak anlayamayabilirsiniz. Ama Bursa'nın işgali üzerine yazıldığını bilirseniz eğer, Bülbül size bir tokat gibi, yani bir yumruk gibi çarpar böyle. Çünkü orada şey diyor, eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? Bülbülü kendini sokağa attım diyor ve bir bülbülün böyle feryadı figan. Öttüğünü gördüm diyor. Ve asıl sen niye feryat ediyorsun? Asıl feryat etmesi gereken biziz yani. Biz yani o mirası, o imparatorluktan devraldığımız mirası tepe tepe kullanan toplum biziz. Biz ne Yıldırım Bayezid'in şeyini bıraktık, halini bıraktık, ne Selahaddin Eyyubi'leri yani. Benim şu kitapta vardı da bulmaya çalışıyordum. Ya ben kusura bakmayın böyle arada duygusallaşıyoruz da. Efendim. Ya çok yaralıyor bunlar. Niye biliyor musun? Bak asıl yaralayan şeyi ben size söyleyeyim. Arkadaş, Bursa işgal edildi mi edilmedi mi? Ertuğrul Gazi'nin türbesini gördünüz mü görmediniz mi? Görmeyen var mı Ertuğrul Gazi'nin türbesini? Görmeyen varsa hemen gitsin görsün. 10 adım yol. Pancurlarında hala Yunan'ın kurşunu duruyor. Ne dediler? Keşke Yunan kalsaydı dediler. Bu ayıp da bize yeter. Kimse kusura bakmasın. Bak bu ayıp bize yeter. Tamam mı? Bak. Yani bak bu... Müsaade edin. Bak, müsaade edin. Müsaade edin. Bak olsun, beni ilgilendirmez. Bak. Bak. Bak o başka bir şey. Gidin Ertuğrul Gazi'nin türbesinin pancurlarındaki kurşunları görün. Bazı şeyler söylenmez. Hangi şart altında olursa olsun bazı şeyler söylenmez. Herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyi biliyor. Bu iş, Bursa'nın işgali siyasi bir mesele değildir. Bu tarihi bir meseledir. Karda uyursanız kardeşim, tamam mı bak, karda uyursanız öldüğünüzü fark edemezsiniz. Tarihi unutmak da karda uyumak gibidir. Tarihi unutmak, karda uyumak gibidir. Uçağı hangi böğrünüzden yediğinizin, kurşunu hangi kürek kemiğinizden yediğinizin farkına varamazsınız. Bu bir tarih meselesidir. Bursa bizim imparatorluğumuzun merkezidir. Ve imparatorluğumuzun merkezinde fotoğraf çektirdiler ayaklarını sandukların üzerine koyarak. Bizim kutsal değerlerimiz var. Bunun üzerine siyaset yapılmaz. Sadece ibret alınır. Bak sadece ibret alınır. Ertuğrul Gazi'nin türbesine gittim ben geçen sene çocuklarımla beraber. Hadi gelin gidelim dua okuyalım. Geçiyoruz buradan. Saptık arabamızla. Gelin gidelim sadece dua okuyalım. Gittim orada bir sürü adamla kavga ettim. Giymişler Ertuğrul bilmem dizisinin kostümlerini. Sandukanın üstüne çocuk oturtarak fotoğraf çektiriyorlar. Çektiremezsiniz kardeşim. Burası senin Facebook hevesini giderme yeri değil. İmparatorluğun kurucusunun babasının
Mezar orası, türbesi orası. Senin oradan Ertuğrul türbesine gittiğinde bakman gereken bu pancurlardaki kurşun izleri bakacaksın. Onu orada göreceksin, diyeceksin ki bak. Ben unuttum, buraya kadar geldi. Unuttum, buraya kadar geldi. Geri döndüğünüz yer Viyana kapılarıdır. Viyana kapılarından Bursa'ya kadar geldiniz. Viyana kapılarından Bursa'ya gelindiğinde herkes artık Türkleri Konya'ya gönderelim hevesindeydi. Bunlar acı şeyler. Neyse şiiri bulamadım da ben asıl konuyu kaçırmayayım şimdi. Böyle coştuk şimdi. Yol yorgun olduğumuzda kolay coşuyoruz. Yol yorgun olmasaydım daha sakin olurdum. Yani yorgun adamı sinirlendirmek kolay yani. Ama eminim ne demek istediğim anlaşılmıştır. Bursa Osman Gazi'nin kızıl elmasıydı. Fatih Sultan Mehmet'in kızıl elması da İstanbul'du. Ayasofya kızıl elması. Yani Türklerin o cihan hakimiyeti anlayışına, Türklerin cihan hakimiyeti anlayışına yeni bir kavram karıştı. İlk defa kızıl elma. Aslında kızıl elma somut bir tarih, biliyor musunuz? Yani somuttur kızıl elma. Nasıl somut? Çıkalım Bursa'nın yüksek yerine, güneşin batışını seyredelim. Güneş batarken kırmızı bir renk alıyor. Yani bir elma rengini alıyor. Söylediği aslında o, güneşin elma rengini alması. Batıda elma renginin aldığı, ya o kızıl elmanın olduğu yerin altındaki ülkeye kadar ele geçirme anlayışı. Ama onun somut bir çizgisi yok. Bir iz düşümü, neresi orası. Hayali bir ülke. Nasıl Osman Gazi Bursa'yı hayal ettiyse, onun için o gümüşlü kümbeti artık Allah bilir aklından neler neler geçerek hayal ettiyse, Fatih Sultan Mehmet için de Ayasofya kızıl elması o derece önemliydi. İstanbul'u fethettik bu sefer, başka bir kızıl elma, Roma kızıl elması, Beç kızıl elması, Budin kızıl elması, bu sefer bunlar ortaya çıkmaya başladı. Sefer yönü Roma üzerine ise insanların aklından öyle geçiyorsa bu sefer Roma kızıl elması konuşuluyordu. İki kızıl elma çok somuttur. Mesela Budin kızıl elması somuttur. Budapeşte, yani Budim ve Peşte ikisi birlikte alındıktan sonra bugün Budapeşte denilen yer. Budin kızıl elması. Metinlere bakıyorsunuz. Yani kızıl elmayı anlatan metinleri, amanın bizimki o kadar hayali şeyler yazmış, sokaklarına varıncaya kadar. Şöyle güzeldir, böyle güzeldir, işte çeşmesinden şöyle tatlı sular akar vesaire, vesaire. Donatmış bizimki. Ama bir ileri aşamaya geçiyorsun, bu sefer Viyana kızıl elması, yani Beç kızıl elması başlıyor bu sefer. Kanuni döneminde gidilip alınamayan ama hiçbir zaman da akıldan çıkmayan bir Viyana kızıl elması var. Sonra bir sessizlik dönemi. Ne zamana kadar? 19. yüzyıla kadar da bir sessizlik dönemi var. Fakat araya bir şey anlatayım. Yani bu kızıl elmanın ya da doğuda gün doğusu, batıda gün batısının nasıl somutlaştığını, Osmanlı zihin ve askeri dünyasının nasıl somutlaştığını göstermesi için çok güzel bir anekdot. 1676'da Polonya elçisi İstanbul'a geliyor. Lehistan elçisi. Çünkü 1672'de bizim Lehistan'la savaşlarımız var. Ve savaşlarda galip geldikten hemen sonra bilirsiniz anlaşmalar savaş meydanında yapılmaz. Savaş meydanında bir protokol yapılır. O protokoller daha sonra elçi galip ülkenin başkentine elçiler gelir, orada anlaşmaya çevrilir. Biz mağlupsak biz gidiyoruz zaten bunun bir anlaşmasını yapmak için. Polonya'yı, yani Lehistan'ı o zamanki adıyla Lehistan'ı mağlup ediyoruz ve anlaşma yapılması lazım Lehistan'la. Lehistan elçisi Jan Gininski yaklaşık bir 200 tane adamıyla İstanbul'a geliyor. Böyle alayla, valayla, gösterişle anlaşma imzalanacak.
Hani bizde bir söz var ya, elçiye zeval olmaz diye. Yok, elçiye bal gibi zeval olur. Elçi İstanbul'a gelince önce onun İstanbul'a geldiğine dair hayat burnundan bir getirilir. Psikolojik direnci kırılır. Sultanın huzuruna çıktığında artık bir an önce ne olursa olsun benim ülkeme döneyim kaygısındadır o adam. Öyle güçlü, bir dudağı yerde bir dudağı gökte olanca gücüyle gelmiş saraya çıkmış, öyle adamı saraya çıkarmazlardı. Yani Gininski 200 kişiyle geliyor, 13 kişiyle dönüyor. 187 adam İstanbul'da ölüyor. Niye? Önce vebalı bir mahalle var, oraya koyuyorlar, adamların yarısı ölüyor. Çok cins atları var, atları falan ölüyor. Sadece Jan Gininski'yi temiz bir hana götürüyorlar, o yaşasın diye. Yani eksile eksile gidiyor yani adam. Ve adam ısrarla padişahla görüşmek istiyor. Ona diyorlar ya, padişah çok dolu yani, adam meşgul, sizle görüşemez. Vezir-i Azam o külle meşgul. Hep alt seviyede, bütün görüşmeleri alt seviyede bunun. Diyor ki ya ben diyor çok ısrar ettim padişahla görüşmeyi. Bana padişah çok meşgul dediler. Ben sarayın kenarından geçerken gördüm, pencereden bizi seyrediyordu diyor. Ya görmüştü adamı yani. Jan Gininski diyor ki 3 tane şehir, kasaba daha doğrusu. Bunlar diyor Osmanlılar bu 3 kasabada savaşmadı. Ama protokolde bunlar Osmanlı'ya verilecek diye yazılmış. Halbuki Osmanlılar bu bölgede savaşmadığı için, yani yanlışlıkla yazılmış, bunları diyor Lehistan'a bırakılmasını istiyoruz diyor. Tercümana. Tercüman Paşa diyor ki, sultanımızın gözünün gördüğü ve atının toynağının değdiği her yer bizimdir. Ve bu 3 kasabada bizim olacak. Ya bunu tartışmıyor. Tartışmıyorlardı. Anlaşmada da Osmanlı tarafına yazılıyor. Ama şu cümleye bir kez daha dikkat edin. Sultanımızın gözünün gördüğü ve atının toynağının değdiği her yer bizimdir. Ne zaman? 1676'da. Yani 2. Viyana kuşatmasından 7 yıl önce. 2. Viyana kuşatmasından 7 yıl önce bile Osmanlı hala dünyayı fethedeceğini düşünüyor. Ve Osmanlı devlet adamları hala ve hala dünyanın hakim olduklarını zannediyorlar. Ama 2. Viyana kuşatması, arkasından gelen o büyük yenilgiler, büyük yenilgiler, 16 yıl boyunca Osmanlı ordusunun galibiyet yüzü görmediği bir dönem. Hanımlar, beyler, orada asıl mesele nedir biliyor musunuz? Devletler toprak kaybeder. Sultanlar da yenilir. Hatta bizim Kanuni'nin Fransuva'ya gönderdiği cevabi mektupta, hani Fransuva diyor ya, ben esir oldum, sıkıntıdayım, bana yardım et. Ona gönderdiği cevabi mektupta der ki, bunlara için üzülme, bunlar imparatorların başına gelir. Yani hükümdarların başına gelebilecek şeylerdir. Bunlar için sen niye üzülüyorsun der. Devlet adam bunu kabullenmiştir. Başımıza böyle şey gelebilir diye. Asıl mesele nedir biliyor musunuz? Ordunun ve devlet adamlarının psikolojik direncinin kırılmasıdır. 1677'ye kadar, 76-77'ye kadar sultanımızın gözünün gördüğü ve atının toynağının değdiği her yer bizimdir diyen anlayış, 2. Viyana kuşatmasından ve arkasından gelen 16 yıllık savaşın sonunda nereyi tutabiliriz anlayışına dönmüştür. Ve Osmanlı ordusu artık o Fatih ordular olmaktan çıkmış, kaçan ordulara dönüşmüştür. Bu detay çok önemlidir. 3. Selim'in orduyu değiştirmeye çalışmasındaki gayret aslında zihniyeti değiştirmeye çalışmaktır. Yani biz bugün okuyunca ya elbiseyi değiştir, ordu içindeki adam aynıydı diye okuyoruz ya. Mesela aslında o değil. Zihniyeti değiştirmeye çalış. Çünkü ordu yeniliyor. Yani daha giderken yenileceğiz diye gidiyor yani. Bizim Karadeniz'de hani demiş ya, muzu görünce o yine basıp düşeceğim demiş ya. Bizim öyle bir durum yani. Gene yenilecek. Bu yenileceği korkusu 2. Mahmut'ta neye dönüşüyor? Orduyu, kendi ordusunu, devlet kendi ordusunu topa tutuyor. O zihniyeti yok etme arzusudur o.
Yani sadece Yeniçer Ocağı'nı feshettik, dağılın gidin değildir o. O zihniyeti yok etmektir. Küllen her şeyi yok etmek ve yeni bir şeyi çıkarmak. Kökten, toptan yeni bir şeyi çıkarmak. Ne zamana kadar sürdü bu? Kurtuluş Savaşı'na kadar, büyük taarruza kadar. Ya da işte belki Sakarya Savaşı'na kadar. Yani elde avuçta ne kaldıysa onunla yeniden bir hamle yapıyorsunuz ve galip geliyorsunuz. Artık yenilmeyeceğinizi göstermeye başlıyorsunuz. Büyük taarruzda artık yenilmeyeceğinizi göstermeye başlıyorsunuz. Hanımlar, beyler, savaştan amaç kazanmak değildir. Yazın bunu bir kenara. Savaştan amaç kazanmak değildir. Yenilmeyeceğini göstermektir. Yenilmeyeceğini göstermek. Bak şimdi ne oldu? Siz büyük taarruzda yenilmeyeceğinizi gösterdiniz ya hani. Sakarya'da yenilmeyeceğinizi gösterdiniz ya hani. Yani o korkuyu, o geri çekilme korkusunu. Yani ne pahasına olursa olsun bu tepe tutulacak. Tutuyor o tepeyi. Yani orada amaç o tepeyi tutmak değil. Orada yenilmeyeceğini göstermektir. Biz Sakarya Savaşı bizim böyle yani bir telgraf zamanının gecikmesine bağlı kazandığımız bir savaştır. Yani telgraf önce gelse ordu çekiliyor diye herkes çekilecek. Telgraf geç geliyor. Ve Mustafa Kemal'e Yunanlılar başka alanlardan kuşatıyorlar bizi falan dedik de hayır diyor ya, kuşatmıyor, onlar kaçıyor. Fark ediyorlar yani. Yunanların parça parça dağıldığını, bölündüğünü, kaçtığını fark ediyor. Arka taraf fark etmemiş. Nereye baksalar karşılarına Yunanlı çıkıyor. Bizimkiler kuşatıldığını zannetmiş. Halbuki Yunanlar parça parça geri çekiliyor. Ama büyük taarruza geldiğinde o Yahya Kemal'in de hani galip etki son ordusudur İslam'ın şiirini yazdığı savaştır o. Orada artık yenilmeyeceğini görüyorsun. Sonra bakın ne oluyor. 1974'te Kıbrıs'a çıkıyorsun. Yenilmeyeceğini gösteriyorsun. Hem de neyle? Elinde hiçbir şey yokken. Şimdi eleştirebiliriz. Ya Kıbrıs Savaşı'nda da şuyumuz eksikti de kendi gemimizi vurduk da falan. Ya onlar savaşın içinde olacak şeyler. O bizim işimiz değil. Onu askeri tarihçiler oturuyor. Şurada telgraf hattı yanlış kesildi diyor. Şurada işte kol yanlış yürüdü diyor. O askeri tarihçilerin için. Biz zihniyet olarak baktığımızda diyoruz ki ya bir şeyimiz yok kardeşim. Bana ambargo da koyabilirsin. Benim canımı da çıkarabilirsin. Ama ben yenilmeyeceğim. Orada sana gösterdim. Bu yüzden Kıbrıs'ta halen ateşkesle duruyoruz. Kıbrıs için bir barış anlaşması yapılmamıştır. Türk ordusu Ağustos ayında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla, 74'te imzalanan ateşkes anlaşmasıyla bugüne kadar gelmiştir. Sonra mesela gün oluyor, devran dönüyor, Türkiye büyük bir terör olayının içine düşürülüyor. Teröristler kendilerini en başarılı gördükleri zamanda bile 93-94 gençler pek hatırlamazlar da bizim yaşımızda olanlar o olayları çok iyi bilirler. Onlar heyecana kapıldıkları dönemde bile ordu rahatça geliyor, tepeleyip çekip gidiyor. Yenemeyeceğini görüyor. Elbap bazılarına göre küçük bir harekat olarak gözükebilir. 15 Temmuz'dan sonra yaptığımız bir harekattır Elbap. Lan ne oluyor? Ordu mordu nereye gidiyor dediğimiz dönemde yapılan bir harekattır Elbap. Hatta o dönemde gazeteleri falan okursanız Allah! İkinci bir Mecidabık Savaşı olacak da bilmem Türk ordusu kovalanacak da kaçacak da falan neler neler yazılıyordu. Tokatladık attık. Yenilmeyeceğinizi gösteriyorsunuz. Şimdi sonra Afrin. Beş koldan giriliyor. Herkes bir koldan girilecek diye beklenirken beş koldan giriliyor. Kollar birleşiyor. Ondan sonra yapılan tüneller, hendekler hiçbir şeye yaramıyor. Orada elini kolunu sallayarak Afrin'e giriyor. Yenilmeyeceğinizi gösteriyorsunuz. İşin sırrı odur.
Şimdi işte Suriye'ye biz gene gireceğiz diyoruz. Bugün gene gireriz, yarın gene gireriz. Amaç Viyana önlerinde tokatı bir yedik, soluğumuzu Konya önlerinde aldık. Bu budur. Ben şimdi sizi çok fazla tutmayayım. Şu Kızıl Elma meselesini de toparlayayım. Sonra soru cevap kısmına geçeriz. Hani o Viyana'dan sonraki bir sessizlik var ya, yani artık Kızıl Elma gündemde yok, hiçbir şey yok. O Fatih ordular yerini sürekli yenilen mağlup ordulara dönüşüyor. Devletimiz sürekli toprak kaybediyor, sürekli perişanlık. Meşrutiyet dönemine geldiğimizde bu Kızıl Elma anlayışı yeniden hatırlanıyor. Bunu ilk hatırlayanlardan biri Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin şeyi yazıyor, Kızıl Elma neresidir hikayesini yazıyor. O hikayeyi eminim ilkokul yıllarınızda falan okumuşsunuzdur. Okumayanlar varsa bugün hemen evde gidince internetten açıp okusun ya da bir Ömer Seyfettin kitabı bulsun. Hemen açsın okusun. Çok nefis bir hikayedir. Aslında Ömer Seyfettin büsbütün bir nefaset taşır. Hikayelerin tarihi tadı bakımından, dil tadı bakımından maalesef son yıllarda çok ihmal ettik biz Ömer Seyfettin'i. Orada Ömer Seyfettin güya Kanuni dönemini falan hatırlayarak adı belli olmayan bir hükümdarın pencereden halkın seslerini dinler ve halk, işte sokaktaki herkes Kızıl Elma neresidir? Kızıl Elma'ya diye bağırışıyordur. Bu da sorar Kızıl Elma neresidir diye. Anlı şanlı vezirlerini getirir. Kızıl Elma'yı bilmiyordur. Bilim adamlarını, işte ilim sahiplerini getirir. Hiç kimse Kızıl Elma'yı bilmiyordur. Söylemeye çalıştı. Sultan da Kızıl Elma'yı unutmuştur. Yani o Fatih dönemler artık bitmiştir. Türk devlet adamlarının zihninde o dönemler artık kapanmıştır. Kimse hatırlamıyordur. Bunun üzerine sokaktan 3 tane adam çağırırlar ve onlar der ki Kızıl Elma sultanımızın bizi götüreceği yerdir der. Sonra Ömer Seyfettin yorumunu yapar. Sultan adına yorum yapar. Demek ki artık Kızıl Elma Roma harabeleri, Budin harabeleri, Beç harabeleri falan değildir. Halk yeni bir şey istiyor der. Orada halkın yeni bir şey istiyor dediği meşrutiyetin tesisi, demokrasinin tesisi vesaire. Yani daha özgürlük alanlarının genişletilmesi, ülkenin çağdaşlaştırması falan. Onu anlatmaya çalışır orada. Ama bir Kızıl Elma hatırlatmasını görkemli bir şekilde yapar orada. Ve hemen hemen aynı tarihlerde Ziya Gökalp da Kızıl Elma şiirini yayınlar. Uzun bir şiirdir o. Orada da Ziya Gökalp'in Kızıl Elması köklere dönmektir. Kahramanın biri Azerbaycanlıdır, bir tanesi Kırgız'dır mesela. Bunlar üzerinden Turan'a dönmeyi, köklere dönmeyi, oradan yeniden devleti canlandırmayı hayal eder. Bu şairler arasında en umutsuzu Yahya Kemal'dir. Yahya Kemal, Mehlika Sultan'a aşık 7 genç şiirini yazar. O şiiri hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Ya da eskiden ise kitaplarımızda falan olurdu. Mehlika Sultan'a aşık 7 genç bir gece şehrin kapısından çıktı diye başlardı. Çok nefis bir şiirdir. Orada bu Mehlika Sultan aslında Kızıl Elma'dır. O hayal ülkesidir. Mehlika Sultan hayali kalkınmışlıktır mesela. Ya da batıdır mesela. Ben Kızıl Elma'dır diyorum. 7 genç de Türk milletidir. Türklerdir. Onu aramaya çıkan, yani bizim kendi aydınımızdır esasında onlar. Bir hayalin peşinde koşan aydınlarımızdır, devlet adamlarımızdır mesela. İsmine ne derseniz de gençlerimizdir, gençliğimizdir belki. Ya da 7 genç bizim umudumuzdur mesela. Mehlika Sultan'a aşık 7 genç, gece şehrin kapısından çıktı. Mehlika Sultan'a aşık 7 genç, kara sevdalı birer aşıktı. Bunlar ararlar, ararlar, ararlar. Nihayet Kaf Dağı'nda bir kuyunun başına gelirler. Kuyu seyrederler. Gördüler aynada bir gizli cihan, ufku çepeçevre ölüm servileri.
Sandılar doğdu içinden bir an, o uzun gözlü, o uzun gözlü, uzun saçlı peri. Tam da bulduklarını zannettikleri an. O hayal ülkesini ya da o hayali, artık başka bir şey, umudu neyse, buldukları an onu zannederler. Diyor ki bu hazin yolcuların en küçüğü bir zaman baktı o viran kuyuya ve neden sonra gümüş bir yüzüğü parmağından sıyırıp attı suya. O da umudun artık kaybedildiği ve bütün bunların aslında hayal olduğu ve biz bir nesli bu hayal uğruna kaybettiğimizi anlatır. Der ki sonunda Mehlika Sultan'a aşık yedi genç, seneler geçti henüz gelmediler. Mehlika Sultan'a aşık yedi genç, oradan gelmeyecekmiş dediler. Bir neslin kayboluşunun bundan daha güzel, daha güzel, daha güzel anlatımı sanırım yok. Ama Yahya Kemal'in umutsuzluğu o şeyden kaynaklanıyor, biliyor musunuz? Yahya Kemal Üsküplü'dür. Kendi sağlığında şehrini kaybetmiştir. Bize tarih olan şeyler onlar yaşadılar. Biz tarihten okuyoruz, konuşuyoruz, eğleniyoruz. Ama onlar yaşadı. Onlar analarının, babalarının mezarlarının olduğu yere pasaportla bile giremez hale geldiler. Bu çok büyük bir dram ya. Oradan düşündüğün zaman. O yüzden Yahya Kemal'de hep böyle bir umutsuzluk, hep böyle bir hayal içinde bir tarih yaşama vardır mesela. Hep bir hayal içindedir. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik de ki o hayali düşünebiliyor musunuz? Nedir o? O Üsküp'ü kaybetmiş olmanın hayalidir işte o. Ve Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum, her lahza bir alev gibi hasretli duyduğum diye başlayan Açık Deniz şiirinde de Üsküp'ü kaybedişinin adım 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 görürsünüz kazanılışın ve kaybedilişini. Ama Yahya Kemal'in finali nedir biliyor musunuz? Yahya Kemal'in finali Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiiridir. Çünkü orada o bütün o kaybedilen ruh dünyasının, toprakların, kültürün, sanatın, edebiyatın hepsinin yeniden kurulacağına dair muazzam bir inanç belirmiştir Yahya Kemal. Yine camiye gider, Süleymaniye'ye namaz kılmaya gider ve orada insanların camiye doğru toplanışını görür. Aslında o toplanış bir diriliştir. Milletin yeniden dirilişidir. Orada hemen bir hayale döner. Bak demin aradığım bülbülü şimdi buldum. Diyor ki, Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri, dinliyor vecd ile tekrar alınan tekbiri. Ne kadar safidi siması bu mümin neferin, kimdi, banisi mi, mimarı mı bu ulvi eserin? Ta Malazgirt Ovası'ndan yürüyen Türkoğlu, bu nefer miydi, derin gözleri yaşlarla dolu? Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli, en büyük şey, çok büyük bir iş görmekle yorulmuş belli. Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz, her zaman varlığımız hem kanımız hem etimiz, vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o, görünür halka bu günlerde teselli gibi o. Bak burayı bir kez daha, o dirilişi anlatıyor dedim ya, bakın bir kez daha. Vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o, görünür halka bugünlerde teselli gibi o. Hem bu topraklarda bugün bizden kalan her yerde, bizden kalan her yerde. Haritaya baktığınız zaman Türkiye çok küçük. Ama gönül haritamız o kadar küçük değil, biliyor musunuz? Düne kadar Bosna Hersek 1908'de çıktı elimizden. Suriye 1921'de, Irak 1921'de, Kafkaslar 1920'de çıktı elimizde. Geçenlerde Kafkas İslam Ordusu'nun kuruluş yıl dönümüydü. 18'de Kafkas İslam Ordusu Bakü'ye girdi. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda çok da kötü durumda değildik. Bakü'ye girdi. O ve çırpınırdı, Karadeniz çırpınırdın
Karadeniz türküsü Kafkas İslam Ordusu için yazılmış bir türküdür. Keza Laleler yazın evvelinde Gence Çölü'nde çıkıptı dereye düze laleler diye o türkü şeydir. Kafkas İslam Ordusu'nun Gence'den Bakü'ye yürüyüşünü anlatır esasında. Ve şair orada şey der, ne vakit Reşid'in gözü yoldadır. O kolay değil yani bazı şeyler. İşte. Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde, hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde. Şimdi bak, tarih bizi çağırıyor diyoruz ya işte. İmparatorluğumuzun gölgesi o kadar koyu ki biz onun altında eziliyoruz. İmparatorluğumuzun gölgesi bizi eziyor. O büyük tarihin altında kalıyoruz. Bu yüzden zaman zaman ülkemizin başarılarını görünce mutlu oluyoruz. Çok aşırı mutlu oluyoruz. Bazılarına komik gelebilecek şeyler bizi çok mutlu ediyor. Neden? Biz kabımıza artık sığmıyoruz. Türkiye artık kabına sığmıyor. Yani o 1940'ların, 50'lerin, 30'ların, 60'ların, 70'lerin Türkiye'si değil artık bu Türkiye. İki olay anlatıp kapatayım. Tarihin bizi nasıl çağırdığına dair. Bosna Hersek'te bulunduğumuz sırada orada Ayvaz Dede şenlikleri yapılıyor her yıl. Dediler ki arkadaşlar oraya gidelim. Gidelim dedik. Bir araç bulduk. Gecenin bir saatinde çıktık. Yola Ayvaz Dede şenliklerine gideceğiz. Ben zannettim şenlikler düz bir yerde bir şeyler yapılacak. Meğer hatta gecede niye beni erken götürüyorsunuz diye bayağı da kızdım arkadaşlar. Meğer dağın zirvesinde yapılıyormuş bu. Sabahın erken saatlerinde dağın eteklerinde olmalıymışız ki dağın oraya çıkana kadar vakit öğle oluyor, güneşi yemiyormuşuz. Yani ben o kadar kızdım, bağırdım, çağırdım, arkadaşlar haklı çıktı. Başka bir şey de. Gittik Ayvaz Dede şenliklerine. Öğle saatlerinde artık herkes toplandı. Orada bir musalla taşı var. Fatih Sultan Mehmet'in orada namaz kıldırdığına inanılıyor. Tarihen doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama hafızalarda öyle kalmış. Doğru da olabilir. Beyan esastır bilinmeyen konularda. Gösteriler başladı. Biraz sonra alana atlılar girdi. Atlıların elinde Türk bayrakları. Dedim ki bizim TİKA, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı çok güzel iş görmüş. Ellerine Türk bayraklarını vermiş bunların falan dedim. Sonra öğrendim ki yok bizim TİKA'nın işi değil. Çünkü TİKA daha kutuları açmamış bayrak kutularını. Onlar kendileri şey taşıyor. Türk bayrakları taşıyor. Sonra bir kargaşa oldu bir yerde. Bizim tikacılar bayrak dağıtıyor. Herkes almaya çalışıyor. Bizimkiler tek tek vermeye çalışıyor falan. Ben müdahale ettim. Dedim ki ya bununla uğraşmayın. Açın kutuları. İsteyen istediği kadar alsın. 10 dakikada bütün kutular boşaldı. Ve herkesin elinde Türk bayrağı. Siz vermiyorsunuz. Onlar alıyor. Neden? Büyüğün bir parçası olmak çok önemli. Büyüğün parçası olmak. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken bir Lübnan ziyareti vardır. Lübnan ziyareti sırasında bir anda Türk bayrakları yükselmeye başladı sağdan solda. Hatırlar mısınız bilmiyorum o günleri. Herkes dedi ki ya ne oldu yani burada nereden çıktı bu Türk bayrakları? Ve bir baktık ki Lübnan'da bir sürü Türk köyü var. Bir sürü Türk köyü var. Sonra Filistin'e sıçradı bu bayrak taşıma. Filistin'de sokak gösterilen Türk bayrakları geziyor. Biz dağıtmıyoruz o bayrakları. O bayraklar bir yerlerden çıkıyor. Çünkü tarih bizi zorluyor artık. Boşnakların Müslüman olması Türklerin vasıtasıyladır. Kafkasların Müslüman olması da Türklerin vasıtasıyladır. Balkanlardaki diğer toplulukların Müslüman olması da Türklerin vasıtası. Yani Cenab-ı Allah Türkleri vesile kılmıştır. Sorumluluk da bizim üstümüzde. Kimse kusura bakmasın. Suriye'de 1921'de sınırlar çizildi. Eğer tarih öyle gelişmemiş olsaydı bugün içinizden birçoğunuz ben
Halep'in bilmem hangi köyünde öğretmenlik yapıyorum diye konuşacaktı yani. Bu kadar yakınız. Biz o arkamızı dönemeyiz yani birçok konuya. Ne Kafkaslara ne Orta Doğu'ya arkamızı dönemeyiz. Yemen'e de arkamızı dönemeyiz. İran'a da arkamızı dönemeyiz. Yani bu kadar görkemli bir tarihiniz varsa eğer bu hikayeden ibaret değildir. Bunun sorumluluğu da vardır. Ve o sorumluluk hem sizi bağlar hem sizi olayın içine de çeker. Türkiye artık pek çok olaya müdahale edecek, engelleyecek ya da başlatacak konuma gelmiştir ve gelmeye de devam ediyor. Ha, çok ilerleyince arada bir güç frenlemesi politikasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Gücü frenlemeye çalışıyorlar, başka şeyler çıkarıyor ama sonra yine su nehri yatağını buluyor, akmaya devam ediyor. Tarih bizi her şekilde çağırmaya devam ediyor.